Amerika Birleşik Devletleri'nde bilanço dönemindeyiz. Şu ana kadar banka bilançoları geldi ağırlıklı olarak. İyi bilançolar getirdiler. JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Bank of America. Bilançolar kuvvetliydi. Krediler tarafında biraz sıkıntılar var. Kredi tahsilatlarında özellikle tüketici kredileri, kredi kartları hep oralarda sıkıntıların büyüdüğünü görüyoruz. Normal yavaşlayan bir ekonomide. Öte yandan özellikle ikinci çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalar çok canlı olduğu için üçüncü çeyrekte öyleydi biliyorsunuz. Bolca trade yapmışlar. Satın alma, satış, hisse senetleri, komisyonlar. Onun sayesinde iyi bilanç getirdiler. Ve Amerika'nın yumuşak iniş yolculuğunda olduğunu bunlardan okuduk. Öte yandan dünyanın başka yerinden gelen bilançolar süper hayırlı değildi. Dün mesela Louis Vuitton'a sahip olan LVMH grubunun bilançosu geldi. Oldukça kötü bir bilançoydu. Çin ve Japonya'daki satışlarda büyük sıkıntılar yaşadıklarını gördük. Ve dün piyasaları çok sarsan ASML bilançosu geldi. ASML Hollandalı bir şirket. Bu mikroçip üretiminde kullanılan dev litografi makinelerini üretiyor. Ve satışlarda ciddi bir düşme var. Düşmenin ana sebebi özellikle Çin'e uygulanan ambargo. Pek çok mikroçipin ve mikroçip üretim cihazının Çin'e satışını yasaklamış durumda Amerika. Hollanda da tam bağımsız bir ülke olmadığı için Amerika'nın yasağına uyuyor. O da ASML'i kötü vurdu. ASML'i kötü vurucu. O da bütün yapay zeka şirketleri dahil olmak üzere mikroçip sektörünü kötü etkiledi. Nvidia'yı nasıl etkiler konusunda bugün Discord grubu üyeleriyle daha detaylı bir analiz paylaşacağız. Fakat asıl büyük bilançolar daha gelmediler. Nedir o büyük bilançolar? Magnificent Seven. Yani Amerika'nın en büyük 7 teknoloji firması. Eskiden Netflix de dahildi buraya. Onu çıkarıp Tesla'yı aldılar. Pişman olmuş olabilirler maalesef Tesla'da çünkü hisse senedi performansı son 3 yıldır hiç de iyi değil. Netflix'in bilançosu bu hafta geliyor. Önemli bir bilanço. Neden önemli? Çünkü Netflix bilançosuna verilen tepki piyasaların genel akışını etkiliyor. Onunla ilgili daha sonra Discord grubuyla canlı yayın yapacağız. Henüz Discord'a katılmadıysanız aşağıda linki var. Şimdilik VPN'lerle ve yan bazı çözümlerle idare ediyoruz. Müthiş içerikler var. Sakın kaçırmayın derim. Peki Magnificent Seven'dan ilgili ne bekliyoruz? Magnificent Seven Amerika'nın en büyük 7 teknoloji firması. Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta ve Amazon. Bunlar aslında son 2 yıldır Amerikan borsasının boğa rallisini sürüklediler. 2 yıldır rallideyiz. Şu anda 3. yıla girmiş durumdayız. 3. yıla pek iyi başlamadık diyorum ama hayırlısı bakalım göreceğiz. Ve mesela 2024 yılında S&P 500 endeksi %22 artarken bunları içine alan Roundhill Magnificent 7 ETF'inin yükselişi %42'yi buldu. Ama 3. çeyrekte işler pek iyi gitmedi. 3. çeyrekte %1.3 değer kaybetti bunlar. Özellikle Nvidia ve Amazon tarafından gelen kayıplar buraya yoğun. Bu çeyrekte aslında Tesla iyi gitmişti. Tesla şu anda 4. çeyreğe kötü başladı. Bu sırada piyasa mı %1'den fazla aslında artmıştı. Yani 2022'nin Ekim'inden 2024'ün ikinci çeyrek sonuna kadar bu yeni şirket sürüklediler Amerika'yı. Şimdi işler biraz sarpa sarmış durumda gözüküyor ve yeni bilançolar geliyor. Şimdi o bilançolarla ilgili Wall Street beklentilerini size anlatmaya çalışacağım. Geçmiş bilançolarda, bilanço sonrasında hisse senedi nasıl davranmış bununla ilgili bazı ilginç istatistikler paylaşacağım ve daha sonra da kendi görüşlerimi sunacağım. Anlatacaklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Ama Magnificent Seven'ın nasıl gideceği Amerikan borsası çok etkiliyor. Biraz yakından bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Bilançoların açıklanma tarihlerine göre bir sunum hazırladım size. Alphabet geliyor 22 Ekim'de ilk büyük hisse senedi o Google. Bizim bildiğimiz adıyla hisse başına kazanç başarı oranı şu ana kadar %70. Yani piyasanın tahmin ettiğiyle açıklananın tutması oranı çok başarılı bu yönden. Satış başarı oranı %74, yani hedeflediği satışları da hep başardı şu ana kadar. Analistlerin değerlendirmesi an itibariyle 58 Wall Street analistinin 46'sı al ya da güçlü al veriyor. FactSet'e baktığımızda ortalama hedef fiyata göre yükselme potansiyeli %22.5. Alphabet bu yılın kötü performans gösteren şirketi. Yapay zeka oyununda yaptıklarını piyasa bir yere beğenmedi. Şimdi bir Amerika'da tekel davasıyla karşı karşıya bundan dolayı sıkıntı yaşıyor. Acaba arama motorları tarafına yapay zekadan bir saldırı gelir mi? Ki ben kendi adıma söyleyeyim epey çok yapay zekadan yararlanıyorum arama motoru yerine. İşte bütün bunlar hissenin performansı biraz düşük bıraktı. O yüzden Wall Street ümitle diyor ki buradan bir %22.5'lik yükseliş olabilir diyor. Üçüncü çeyrekteki performansı eksi %8.8'di. Analistlerin görüşüne baktığımızda Alphabet hisseleri tekelleşmeyle ilgili açılan davalar nedeniyle üçüncü çeyrekte değer kaybettiler. Ancak analistler Alphabet'in yapay zeka ve bulut hizmetleriyle uzun vadeli büyümesi sürdüreceğini düşünüyor. Yani yapay zeka ve bulut hizmetlerinde çok büyük bir güç Alphabet. Müthiş yüksek kar marjı olan bir iş. YouTube gibi yan işleri de muazzam. Ama bu tip baskılar var üzerinde. Benim gördüğüm kadarıyla genellikle baskılarla girilen bilanço döneminde sayılar iyi gelirse ise senetleri yukarı doğru güzel hareketlenebiliyorlar. Alphabet'te durum bu. Alphabet'te benim yatırımım yok.
İkinci önemli bilanço 23 Ekim'de gelecek. Geçen hafta Tesla yatırımcıları ben dahil üzdü. Çünkü aslında gelecekteki teknoloji anlattıkları müthiş bir demo day yaptılar. Fakat yeterli detayları anlatmadıkları için cezalandırıldılar. Hisse başına kazançta hedef tutturma oranı %61 Tesla'nın. Satışlarda hedef tutturma oranı %70. Bu da normal aslında çünkü daha evvelden kaç araç sattığını zaten açıklıyor. Ona göre satış hedefini tahmin etmek çok zor değil. Analiste değerlenmesi oldukça olumsuz. 54 analistin sadece 22'si al ya da güçlü al diyor FactSet'e göre. Fiyatta da analistler tarafından bir yükseliş değil, düşüş bekleniyor %1,6 civarında. Üçüncü çeyrekte Tesla'nın performansı çok iyiydi aslında. %32,2 yükseldi ama bu çeyrekte epey kötü etkilendik. Demo Day'den sonra %8 düştü. Ondan önce de düşüş de gelmişti oraya. Bu çeyrekte %10 kadar hisse geride. Analistler ne düşünüyor? Tesla 3. çeyrekte güçlü bir performans gösterdi ancak hisse fiyatı robot taksi tanıtımının beklentileri karşılamaması nedeniyle düştü. Analistler Tesla'nın agresif fiyat indirimlerinin kâr marjları baskılayacağını ve yakın vadede sınırlı büyüme beklentisi olduğunu düşünüyor. Düzeltme yapmak lazım burada. Pek fiyat indirimi yapmadılar bu dönemde ama çeşitli finansman opsiyonları açtılar. Onun da yine kâr marjını baskılayacağı görüşü var piyasada. Görüşlere katılıyorum. Tesla acı çektirmeye devam ediyor. Bu bilanço döneminde Elon Musk'ın Demo Day'de anlatmadığı şeyleri anlatmasını umuyoruz. Yani yapay zekada hakikaten ne durumdalar? Robotaksinin üretimi gerçekten ne zaman başlayacak? Yapay zekada şu anda ulaşılan performans seviyeleri neler? Tesla Semi yani tır çekicisi, Tesla Cybertruck yani o pick-up'ı bunlarda performans nereye gidiyor? Bir de çok merak edilen konu bize ucuz bir araba sözü vermişti Tesla. Kendi kullanabileceğimiz robot taksi olmayan onun ilgili hiçbir şey yoktu o Robo Day'de. Acaba onunla ilgili bir açıklama gelecek mi? Biraz daha buna bakacağız. Yoksa bilançonun süper parlak gelmeyeceği belli. Bilançonun güzel yönü sonuçta araba satışlarında Tesla'da artış var. Dünkü eğer videomu izlemişseniz göreceksiniz ki bütün Avrupalı üreticilerde satış gerilemeleri var. Tesla bu yönden hala kuvvetli. Tesla Çin'de hala başarılı ama Tesla sadece bir otomobil şirketi baktığımızda çok pahalı bir hisse senedi. Bizi ilgilendiren şey bu açıklamalar olacak. Maalesef Demo Day'de detaylar yeterli değildi. Bugün enteresan bir dedikodu okudum. Demo Day'e aslında Elon Musk'ın bunları anlatacağına yönelik bir hazırlık yapmış Tesla. Sonra da Elon Musk vazgeçmiş. Neden vazgeçti bilmiyorum. Bazen acaba Çinliler bizi kopyalar mı diye düşünüyor Elon Musk. Belki ondan vazgeçmiştir veya o gün kafası öyle esmiştir bilemeyeceğim. Ama hisse senedi iyi dayak yedi. Ben de 23 Ekim'deki rapora endişeyle giriyorum. Long'um ben Tesla'da. Fakat kısa orta vadede biraz sıkıntı var gibi. İnşallah Elon açıklamaları ile bizi tatmin eder. Bilanço tarafında çok büyük sürprizler yok. Üçüncü önemli bilanço Amazon'un 24 Ekim'de geliyor. Amazon'da da yatırımım var. Amazon da bu son çeyrekte pek iyi gitmeyenlerden. Hisse başına kazanç tarafında tutturma oranı hedefleri %64 gayet başarılı. Satışlarda %70 civarında. Analistler Amazon'la ilgili olumlular. Ben de olumlu olanlardanım yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Çünkü Amazon'un hisse senedi pek iyi gitmedi şu ana kadar ve ucuz kaldığını düşünüyorum. Yani Magnificent Seven içerisinde Google'la beraber en ucuz kalan hisse senedi gibi geliyor bana. 67 analistin 63'ü al ya da güçlü al vermiş FactSet'e göre. Ortalama olarak %18'lik bir fiyat yükselişi bekleniyor. Bu tabii bir yıl içinde beklenen. Öyledir Wall Street analistleri bir yıllık tahminlerini koyarlar. %18 civarında hisse senedi yukarı yönde potansiyel olduğu düşünülüyor. Üçüncü çeyrekte çok kötü performans çizdi. %3,6 dördüncü çeyrekte de pek hayırlı gitmiyor şu ana kadar. Analistler ne düşünüyor? Amazon perakende işinde daha yavaş büyüme ve zayıf kılavuz yani geleceğe yönelik beklenti nedeniyle zor bir çeyrek geçirdi. Ancak analistler Amazon Web Services'in ki Amazon'un esas karlı bölümüdür, büyüme potansiyeline ve şirketin uzun vadeli yatırım stratejisine güveniyor. Ben Amazon'la ilgili şöyle düşünüyorum. Amazon bütün bu yapay zeka ve robot devriminin çok merkezinde bir oyuncu. Yapay zekayı kullanarak kendi işlerini çok artırabilir. Daha iyi hizmetler, daha iyi ürünler sunabilir müşterilerine. Satış performansını artırabilir. Robotları kullanarak arka tarafta depoda verimlilikleri çok artırabilir. Lojistiğini daha iyi yönetebilir. Yani Amazon bu işin tam merkezinde bence. Ama maalesef şu anda Wall Street pek aşk duymuyor. Geleceğe yönelik ise olumlar. Bakalım göreceğiz. Amazon'da da Long'um en beğendiğim şu anda ve yapay zeka devrimine en çok yararlanacak firmalardan bir tanesi. Bu arada Amazon üzerinde bir de Walmart baskısı var. Walmart daha geleneksel bir oyuncudan dijital bir oyuncu olma yönünde müthiş adımlar atıyor. Benim de çok beğendiğim ve portföyümde olan bir hisse senede dönüştü zaten. Bir geleneksel perakendeciyken teknoloji dönüşümü iyi beceriyorlar diye düşünüyorum. Amazon biraz da bundan etkileniyor. Meta ile aşk nefret ilişkim var. 80 dolara indiğinde opsiyonlarını aldım. 300 dolardan maalesef sattım. Oradan beri de hala yükseliyor. 600 dolara kadar yaklaştığı hisse.
çok iyi yönetiyor. Mark Zuckerberg şirketi, hiç sevmiyorum adamı. Amerika'nın en tehlikeli insanlarından bir tanesi olarak görüyorum. Fakat hakkını vermek lazım. Çok iyi yönetiyor şirketi. Zaten bütün sayılara yansıyor. Hisse başına kazanç başarı oranı %88. Satışlarda hedef tutturma oranı %88. İnanılmaz. Analistlerde 69 analistin 61'i al ya da güçlü al veriyor. Fakat yukarı doğru gidebileceği yer biraz zayıf gözüküyor bir yıllık vadede. Çünkü çok kuvvetli geldiyse 3. çeyrekte de %13.6 arttı. Yılbaşından beri herhalde %60-65'e yakın artmış durumda. Tam sayıları hatırlamıyorum. Kuvvetli. Gelecekle ilgili çok güzel projelerini anlattılar. Yapay zeka ile ilgili yaptıkları çok hoş. Artılmış ve sanal gerçeklik gözlüklerinde yaptıkları çok doğru. Doğru yolda giden bir şirket. Yapay zekayı hem kendi işlerini, yani sosyal medya üzerinden reklam işlerini büyütmek için etkili kullanıyor. Hem yeni alanlara doğru yayıyor. Meta'yı çok beğeniyorum. Fiyatı ucuz olmadığı için bilançodan sonra tepki ne olur bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bunu hep yaşıyoruz. Çok kuvvetli bilanço geliyor ama hisse düşebiliyor. Niye? Çünkü oraya kadar zaten pek çok şey fiyatlanıyor ve insanlar kar almaya geliyorlar. Ve beklenenin de çok çok üstünde değilse, yani beklenen seviyede iyiyse satışa geçebiliyorlar. Meta'da böyle bir risk olabilir diye düşünüyorum ama yani uzun vadeli tutanlar için sorun olmaz. İyi giden bir şirket. Analistler de şöyle düşünüyor. 2024'te güçlü bir performans gösterdi. Özellikle yapay zeka ve reklamcılık alanında büyümesi sürdürdü. Meta'nın ER, VR teknolojilerindeki harcamalar uzun vadede yatırımcıları heyecanlandırıyor. Kısa vadede bunların pek bir büyüme potansiyeli olmayabilir diyor. Gerçi o gözlüklerin vesaire satışları var ama hani onun etkisi az. Ben daha çok heyecanlandım yani. Bu konuda analistlere katılıyorum. Meta'nın yapay zeka tarafına yaptıkları. Bir sonraki hisse senedimiz Microsoft. O da 30 Ekim'de raporlayacak. Hisse başına kazançta hedef tutturma oranı %81, satışlarda hedef tutturma oranı %76. 58 analistin 54'ü al veya güçlü al veriyor FactSet'e göre. Yukarı doğru da bayağı bir potansiyeli var, %18 civarında. Son çeyreği kötü geçirdi. Microsoft bir sürü işi doğru yapıyor. Çok beklenen şey analistler tarafında Azure, yani bulut tarafındaki performansın olacağını bekliyorlar. Ben de daha ziyade yapay zeka tarafından olacağını çok merak ediyorum. Çünkü Microsoft yapay zeka ürünlerini şu anda kurumlara satmaya başladı, Copilot'ları. Geçen çeyrek pek bir şey göremedik bilançoda ondan. Bunda acaba daha iyi bir şey görür müyüz, daha iyi açıklamalar yapılır mı? Piyasa bunu bekliyor Microsoft'ta. Microsoft benim portföyümde var bir miktar savunma hissesi olarak düşündüğüm bir hissedir bu. Niye? Çünkü her zaman belli bir performans çiziyor. Borsanın sert dalgalanma günlerinde kendini tutabiliyor, koruyabiliyor. Yatırım tavsiyesi değil ama büyük bir teknoloji portföyünüz varsa Microsoft'ta orada yer olması gayet makul bence. Ve 31 Ekim Apple. Tabii çok önemli bilanço. Eskiden Apple en önemli bilanço olurdu. En sonda gelirdi böyle. Astrolist gibi. Şimdi o kadar önemli değil çünkü onu yerine aldı. Nvidia aldı ama hala Apple değerli bir şirket. Hala dünyanın değerli firması şu anda. Microsoft ve Nvidia'nın önünde ama böyle yarışıyorlar. Apple çok iyidir. Hisse başı kar tutturma oranı %89, satış başarı oranı %79 civarındadır. 48 analistin 35'i al ya da güçlü al veriyor. Ortalama hedef fiyat yükselme potansiyeli %4.6 civarında. 3. çeyrekte çok iyi bir performans çizdi. Biz de yararlandık bundan. Apple bende de olan bir hisse. 160-170 dolarlardan beri hep beğenerek almaya devam ettim, topladım. Şimdi biraz alımı kestim, yavaşlattım ama hala beğeniyorum. Apple'la ilgili beni heyecanlandıran konu cep telefonlarının yapay zeka ile birleşmesini sağlayacak. Bu konuda Pro 16'yı tanıttı. Gerçi ilk tepkiler böyle süper değil. Herkes bu telefonların artık hep birbirine benzediğini söylüyor. Haklılardı ama yapay zeka yönelik çip sayesinde yapabilecekleri piyasayı heyecanlandırıyor ve yeni bir satış büyümesi döngüsü gelebilir mi diye merak ediyorlar. Bir de giyilebilir teknolojiler saat tarafında çok güzel yeni ürünler tanıttı. Oradan ne olur ona bakıyoruz. Maalesef sanal gerçeklik gözlüğünü şimdilik unutturmaya çalışıyor Apple. O pek beklediğim gibi hızlı gelişmedi. Oradaki sorun da gözlük çok pahalı olduğu için az satışı var. Bundan dolayı da yazılım geliştirmeciler gelip ona yeni aplikasyonlar geliştirmiyorlar. Ve Meta dükkanıyla kıyaslandığınızda Meta gözlükleri, Quest 2'lerin, Quest 3'lerin ulaşabildiği oyunlar, aplikasyonlar Apple'ın çok çok üstünde. Ondan dolayı ürün biraz takıldı. Daha ucuz, daha etkin bir yeni versiyon çıkması gerekiyor. Apple, Apple'dır. Apple her zaman kar etmeyi, nakit akışı yaratmayabilir. Uzun zamandır büyümeme sorunu vardı. Acaba yeniden bir kuvvetli büyüme gelebilir mi? Onu birlikte göreceğiz gözlükler sayesinde. Ben olumluyum Apple'da ama çok heyecanlandığım kısa vadeli bir hisse senedi değil açıkçası. Ve 14 Kasım bilançoların bilançosu Nvidia. Nvidia'dan herkes hem korkuyor hem heyecanlanıyor. Nvidia'nın geçmiş performansı çok başarılı. Hisse başına kazanç oranı %85 civarında. Satışlarda hedef tutturma oranı %86. Şu anda 64 analistin 58'e al ya da güçlü al veriyor FactSet'e göre. Ki yani ulaştığı fiyat seviyesine bu kadar güçlü al verilmesi hakikaten enteresan.
130 dolarlardayız. Yani zirvede bir 144 gördük. Ondan sonra 90'lara indik. Sonra tekrar geldik. Benim portföyümün şu andaki en büyük hissesi, ondan hemen sonra Tesla ve Palantir geliyorlar. Üçüncü çeyrek performansı biraz zayıftı. Dördüncü çeyreğe iyi başladı. Düne kadar. Dün işte bu ASML ile beraber düştü. Şimdi çok soru var Nvidia ile ilgili. Acaba bu büyümeyi koruyabilecek mi? Şirket muazzam büyüdü şu an. Bu devam edecek mi? Yeni kuşak çipi olan Blackwell çipleri nasıl gidecek? Yani Jensen çeşitli açıklamalarda önümüzdeki 16 aylık satışı tamamladık Blackwell'lerde diyor ama yine insanlar bundan ürküyorlar. Bir de mikroçipler üzerindeki bu yasaklamalar önemli. ABD-Çin arasındaki politik gerilimlerden dolayı belli çiplerin, demin bahsettim, çip üreten ASML gibi cihazların Çin satışlarında sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte bunlar biraz piyasaya gelen konular. Ama ben Nvidia'nın yine bütün hedefleri tutturacağını düşünüyorum. Yani sen yine müthiş bir sunum yapacağını düşünüyorum. Ama hisse nasıl davranır onu bilmek zor. Son çeyrekte muazzam bilanço getirdiler. Fakat hani artık rakamlar çok büyüdüğü için büyüme oranı tabii birazcık yavaşladığından borsa sert cezalandırmıştı. Yine öyle şeyler olabilir mi bilmiyorum. Nvidia'da longum, uzun vadede yapay zeka oyununun daha başında olduğumuzu düşünüyorum. Evet, durum böyle şirketlerde. Bir de enteresan bir istatistik seti daha vermek istiyorum size. Acaba bu şirketin hisse senetleri bilançodan sonra nasıl davranıyor? Alışkanlığı nasıl? Mesela Microsoft'a baktığımızda %58 oranında yükselme var bilançodan sonra. Apple aynı şekilde %58 ihtimalle yükseliyor. Nvidia %58 ihtimalle yükseliyor. Yani ne yapmışlar? Geçmişe dönük bütün bilanço dönemlerine bakmışlar. Bilanço sonrası davranışı analiz etmişler. Ama hani yükseliyor %58 de mesela son çeyrekte de Nvidia çok kötü düşmüştü. Yani garanti yok, sadece oranlar bunlar. Tesla bu konuda sıkıntılı bir şirket. %48 ihtimalle yükseliyor. Çoğu zaman düşüyor Tesla. Mesela enteresandı. İkinci çeyrekte Tesla oldukça kötü bilanço getirdi ama acayip yükseldi. Yani bu işlerin nasıl gideceğini kestirmek hakikaten çok zor. Alphabet yine %55 ihtimalle yükseliyor. Amazon Tesla'ya yakın bir performansı var. %49 ihtimalle yükseliyor. Meta'da yükselme ihtimali %55. İhtimal diyorum bunlar ama geçmiş istatistikler geleceğin tabii ki belirleyicisi değiller. Bu nedenle sizlere tavsiyem şöyle. Eğer bu şirketleri gerçekten beğeniyorsanız bilanço dönemi için trade yapmaya çalışmak yerine bilanço dönemini bir karne olarak görün. Karnede gördükleriniz hoşunuza gidiyorsa yatırımcısı kalmaya, satın almaya, toplamaya devam edin. Karneyi beğenmiyorsanız hem sayıları hem açıklamaları hisseden çıkın. Bilanço günü trade dediğimiz, yani bilanço nasıl geleceğe yönelik trade'ler yapılabiliyor. Ben de zaman zaman yapıyorum ama bunlar biraz kumara yakınlar. Niye? Çünkü bir, bilanço nasıl geleceğini bilmiyoruz. İki, Wall Street'in bilançoya ne tepki vereceğini de bilmiyoruz. Gerçi bizim grubumuzda Cuma diye bir arkadaş var. Enteresan bir yöntemle özellikle opsiyonlar tarafındaki hareketlere bakıp balinaların, yani büyük oyuncuların o bilanço dönemine tepkisinin ne olacağını öngörmeye çalışıyor ve 5'te 5 yaptı son zamanlarda, takdir ediyorum, hakikaten doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Niye? Belki de bu opsiyon piyasasının büyük oyuncularına bazı bilgiler sızıyor olabilir, yani bilanço nasıl geleceğine dair. Yani bu tip derin analizler belki mümkünler, 5'te 5 tutturulduğuna göre son dönemde. Hani bir kere şans, iki kere şans, hep şans olmaz. Tebrikler Cuma, hakikaten güzel sonuç aldın orada. Böyle ihtimaller olmakla beraber bizler gibi daha uzun vadeli yatırımcıların bakması gereken şey bence bilançoda şirketin karnesi. Her şey iyi gidiyor mu gitmiyor mu, buna bakmak. Durumlar böyle. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Discord'da üye olmadıysanız hemen gidin şimdi üye olun. Altta nasıl üye olacağınızı yazıyor. VPN ile ulaşabiliyorsunuz Discord'da. VPN kullanmıyorum ben diyenlere içerikleri biz aktarmanın yollarını bulduk. WhatsApp'tan ulaştırabiliyoruz içeriklerimizi. YouTube'u topluluk bölümünden oluşturuyoruz. Yani bir şekilde o içeriklere mutlaka ulaşıyorsunuz ve çok iyi şeyler paylaşıyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.